Doktorlar dertli. Çok sayıda doktor da başka ülkelere gidip çalışmak için ülkeyi terk ediyor. Bu muhalefetin de gündemi neydi? İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bunu gündeme getirdi. Biz de dedik ki doktor nereye? İnsanca yaşamak istiyoruz. Daha çok değersizlik hissi, çaresizlik hissi. Gelecekten umudumuzu kesmemiz bizi artık başka ülkelere yönlendirdi. Geçtiğimiz yıl Türkiye'yi terk edip geleceğini başka ülkelerde arayan doktorlarımızın sayısı Türk Tabipler Birliği rakamlarına göre 1361. Durumun vehametine bakar mısınız? Göç eden doktor sayımız 10 yıl öncesine göre tam 25 kat artmış. Sağlık çalışanı kalmayacak çünkü herkes yurt dışına gidiyor. Benim kendimin tanıdığı İngiltere'ye, Almanya'ya giden doktor, sağlık personeli arkadaşlarımız var. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında paylaştı İngiltere'ye göç eden Doktor Banu Savur'un videosunu. Hekimler yurt dışına gidiyor çünkü Türkiye'de maaşlarının karşılığı 400-500 sterlinken İngiltere'de 8.000 ile 10.000 sterlin arasına denk geliyor. Avrupa'da da yine euro karşılığı neredeyse 10 katını buluyor. Sadece maaş da değil, başta doktorlar olmak üzere tüm sağlık çalışanları Türkiye'deki çalışma koşullarının iyileştirilmesini bekliyor. Halen yurt dışına göç edip mesleğini oralarda icra etmek için sınavlara hazırlanan doktorlarımızın sayısı ise 10 bine yaklaştığı tahmin ediliyor. Bu ülkenin evlatları neden doğup büyüdükleri toprakları terk ediyorlar? Cevabını ben vereyim. Senin yüzünden Sayın Erdoğan, senin yüzünden. Havalandırması olmayan, öğlen yemeğimiz dahi olmayan şartlarda çalıştırılıyoruz. Hastalarla sürekli kavga halindeyiz. İnsanlar direkt bizi dövmek için geliyorlar. Neden göç etmek istemesinler? Bakanlığın bu kuruma tahsis ettiği ücretin en aşağıdaki temizlik personelinden, hekiminden hemşiresine, yani burada sağlık hizmeti üreten bütün arkadaşlara adil bir şekilde verilmesini istiyoruz. Sağlıkçılara ek ödeme sözü verilmişti ama bazı üniversite hastanelerinde çoğu çalışana ödeme yapılmadı. Koronavirüste özveriyle mücadele eden sağlık çalışanları haklarını istedi. Ekipte olmamıza rağmen adaletli bir şekilde dağıtım yapılmıyor. Bizim tek isteğimiz adaletli bir dağıtım yapılması. Ne zam oranları tatmin etti sağlık çalışanlarını ne de COVID ödemelerini alabildi birçoğu. Onlar hem geçmişten gelen haklarını istiyor hem de mecliste görüşülecek olan ek zam ödemelerinin bütün sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde ödenmesini talep ediyor. Ocak ayındaki 797 dolar düzeyinde ücretimiz vardı. Dolar karşısındaki erimeden kaynaklı Aralık ayında gelirimizin 421 dolara gerilediğini gördük. Yine Ocak ayında 13.5 gram altına denk gelen gelirimiz Aralık ayı için 7.2 grama geriledi. Enflasyon oranı kapsamında 5 zam verilmesinin önemi yok. Önemli olan yaşadığımız enflasyon. Maaşları eriyen sağlık çalışanları ek zam talep ediyor. Söz verilen ödemelerin ise ayrım yapılmaksızın hızla yatırılmasını istiyorlar. Çok acı. Bize gösterdiği değer ve bize layık gördüğü maaşı kabul etmiyoruz. Çünkü insanca yaşayacak bir durumda değiliz. Her şey %50 zam gelirken bizim bu zam oranımız çok komik, insani değil.